Akşam bununla terleyecek olsam da sabah en güzel bu oluyor. Çünkü üşüyorum. Bayağı üşüyorum hem de. Evden çıkmadan birazcık konuşayım vesaire diye erken kalkayım demiştim diye. Ama tabii ki de yapamadım. O yüzden günaydın. Evet, binadan günaydın. Şimdi okula gidiyorum. Anlaşıldığı üzere. Belki pek anlaşılmamıştır ama bir şey de yazacak. Başlıkta eminim bunu yazacağım. Okula bu arada servisle gidiyorum çünkü gerçekten çok uzak ve servis dışında ve araba dışında bir şeyle gidilmesi, hele ki buradan, benim evimden, inanılmaz zor. O yüzden servise yetişmeye çalışıyorum. Çok zor. Serviste bizi bayağı erken bırakıyor. Hatta dün kapılar falan açılmadan okuldaydım. Anlamıyorum yani, biraz daha geç gelsen ne olur acaba? Yani şu an saat 8 ve ben 8'de, 8'e 5 var. 8'deki servise yetişmeye çalışıyorum. Bundan sevgiler yani, son dakika çıkmadan evden. Günaydın, unuttunuz herhalde. Kaldık. Çok sıkıldım. Açın artık şu kapıyı. Evet. My best friend is... Ece! Tabii İngilizce konuşuyoruz. 124. sayfa yoktu ki. Var mıydı 124? Oha, ben daha bunu yapmadım. 200 kaç? 63-64 değil miydi kız? Ya işte öyle bir şey açmış. 260 tane yapmadım. Listening falan var. Listening var. Geç geldi girdik sınıfa. Çünkü temizlik oluyor. Çok ilginç. Ödev yapmadığım için geç kaldım. Burada ben söylemiş miyim? Hazırlık okuyoruz da. O yüzden. Hazırlık okuduğumuz için böyle. Hazırlanmaya çalıştım, hazırlanamadım. Bu arada sınıflarımız dershaneye benziyor. Hiçbir üniversite şeyiniz olmasın. Üniversite ambiyans şeyini hiç sıfır. Bunun neresi bir üniversiteye benziyor arkadaşlar? Bakınız. Benim eski dershaneden hiçbir fark yok. Sıfır fark. Ya da böyle lise falan. O tarz bir şey. Şey de öyle. Fakülte de bence öyle. Özel liseye benziyor. Özel liseye benziyor mu? Dışarıdan bakınca da öyle. Ben mesela şeyde Bahçeşehir bizim... Ya buranın tam yarısı kadardı. O kadar büyük değil de. Ama şeydi yani. Buraya benziyor. Bir de şey gibi geliyor. Üniversitenin içinde bir dershaneye gitmişim falan geliyor böyle. Sanki hani lisedeymişiz de üniversitenin içindeymişiz. Aynen. Zaten kampüsün tadını da çıkaramıyoruz. Çünkü... Kaç saatte? 6 saat, saat derse giriyoruz. Bir saat aramız var, onu da yemek. Başka ne yapabilir bu insancıklar? Hiçbir şey. Soruyorum. Soruyorum. Cevap alamıyorum. Ay, ben çok gerildim. Hayır, gerilmedim. Acaba ne yapıyorsun? Ya? Neden bu kadar gerildin? Vlog çekmeyi unuttun mu Gamze Aydın? Bunu sana soruyorum. Eve döndüm şimdi. Ve elimizde ne var? Sabahtan birkaç görüntü. Çok bir şey çekemedim. Aslında haksız değilim çünkü derse girdik, çıktık. Teremsel zaten 10 dakika. Bu arada onu anlatmadım size değil mi? Hiç bahsetmedim. Çünkü nereye bahsedeyim? Bahsedeceğim şimdi. Okulu kazandıktan sonra okulla ilgili hiçbir şey anlatmadım. Çünkü açıkçası ben de bilmiyordum. Yani son videoyu koyduğumda falan da okullar açılmamıştı daha. Şöyle hazırlık okuyorum. Anlattım mı bundan bahsetmiyorum. O videonun heyecanıyla bahsettim mi bahsetmedim gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hazırlık okuyorum. En alt seviyeden başladım. Sabah 9.30'da ders başlıyor. Akşam 4'e 10 geçe bitiyor. İşte her teneffüs 10 dakika molamız var. Dersler 50 dakika. Öğle aramız 1 saat. 10 dakika falan olması lazım. Böyle yani hani klasik bir
liseli gibi ders ya da böyle bir dershaneye gidiyormuşçasına gidip geliyorum. İki ayda bir kur değişeceği için işte sınıflar değişiyor, öğrenciler değişecek vesaire, arkadaşlarım değişecek. Böyle biraz daha bu sene işte farklı insanlar, farklı bölümden farklı insanlarla falan tanışıyor gibi bir şey olacak. Aslında güzel bir şey bence. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse şey konusunda biraz tedirginim bu YouTube mevzusundan dolayı. Yani yeni bir ortama giriyorum ve insanlar acaba nasıl tepki verecek? Tabii ki de kafaya takacağımdan ya da üzüleceğimden vesaire de öyle bir şey olsa zaten cesaret edip buraya başlamazdım. Orası ayrı bir konu ama hiç öyle bir şey olmadı. Hatta işte bu videoyu çekmeme onlar teşvik etti. O yüzden mutluyum açıkçası. Bu zamana kadar kimi tanıdıysam, kimi gördüysem herkes şey söyler. Yani bunu herkes bilir yani. Fix hazırlıktan geçebiliyorsan bile hazırlık oku. Hazırlık biraz daha rahattır, relaxtır, gezersin, tozarsın, çok güzeldir. Öyle bir şey yok. Her gün köpek gibi ödev yapıyorum. Gerçekten diyorum ki hani YKS'yi bu kadar çalışsaydım burada olmazdım zaten. Beni bu kadar yormayın diyorum. Aynen bunu söylüyorum. Düşünsene 6 saat boyunca her gün İngilizce görüyorsun. Cuma günleri tek 3 saat. Mükemmel. Çok güzel bir detay. Anında nasıl hava karardı? Bir dakika falan durmuşumdur, beklemişimdir ve hava karardı. Şok. Şok edici bir an. Neyse, şunu diyecektim. Bugün çok bir şey çekemedim. Ondan bahsettim nedeninden. Bugün çok bir şey çekememenin sebebini bir tık anlattım. Ama yine de yarını da dahil edip yarın da biraz daha çekeceğim ki biraz daha görmüş olalım. Çünkü gerçekten bugün pek bir şey çekemedim. Hiçbir şey çekemedim. Muazzam bir manzara. Gerçekten çok güzel. Bir sınıf manzarası. Daha ne isteyebilirdim ki? Yani. Okulumun manzarası nasıl olmalı, nasıl olmalı? İşte böyle olmalı. Şimdi kuyuza gireceğiz. O yüzden sınıfın şekli değişti. Hala değiştiriyorlar. Çok sıkıcı ve yorucu ve bilmiyorum öyle bir şeyler. Tabii ki ben arkadayım. Ve kırmızılandım. Galatasaray oldum. Normal okula döndü. Burası. Bu şekilde olunca. Bir tık tekrar etsem mükemmel olur. Bir tık tekrar etsem. Ben bir sürü yanlış yapmışım. Sabah burada yapmaya çalıştım. Ne? Gidiyor. Merhaba. Çok tatlı değil misin? Seni görünce aklıma şey bubbles falan geliyorsun. Çok izin var. Şu an izin gelmesi gerekiyor. Evet. Şimdi okuyorum tamam mı? İyi dinle. Hi. Dersler asla böyle değil. Derste tahtaya çıkıyor ve böyle yapıyor sadece. Sadece gülümsüyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Biz de okuyorum değil mi şimdi? Sen bir de beni evde gör. Bir yardırıyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Ben de geriniyorum. Ben de yapamıyorum hiçbir şey tahtada ya. Çok gerici. Yani niyeyse şöyle bir algı var hepimizde. Hani aslında böyle olmamasını istiyorum ama sürekli bir İngilizceyle bir ön yargımız var hepimizin. Gereksiz bir şekilde bir şeyimiz var. Bir korkumuz var. Korkumuz olduğu için böyleyiz. Korkmasak olmaz. Pantan mesela. Kızılay'da Pantan'ın outlet'i var. Evet. Ben yeni öğrendim. Kızım ben Ankara'da yaşamıyordum. Koray'ın outlet'i vardı eskiden. Necati Bey tarafında Kızılay'ın altında. Çok güzel şeyler olurdu kapandı. Lütfen Koray'ı seslenelim. Aa yüzümüzün boyut farkı var. Benimki daha uzun var senin. Ya saçmalama. Benimki şöyle bak. Benimki şöyle. Uzun. İşte yüz şeklimiz farklı. Sen bu telefondan mı çekiyorsun vlogları? Ha bu vlog mu şu an? Evet. Şaka gibi bir an. Nerede? Şaka gibi bir an. Şaka gibi bir an. Ya öğle arasında geldik. Niye yemek getirdin? Ya bu benim arttıramadım var. Okay. Bunları böyle bu kadar konuşup sonra böyle şey yapıyor musun? Sincap böyle. Onu yapamıyorum. Şey. Yapayım ama değil mi? Güzel oluyor bazen. Yani evet bazen güzel oluyor. Değil mi? Böyle konuşmayı denesen mesela. Beni uğraştırma sanırım. Kim ben mi? Şimdi boğulma geldi. Bir boğulma boğulma. Okul beni boğuyor. Ay bahsedeyim. Merhaba. Merhaba Evine. Kanalına hoş geldin. İyi ki de geldin. Stalk yemişim bayağı. Hi guys. Stalk yemişim bayağı ya ben. O zaman size yemekleri gösterebiliriz Emine sayesinde. Ben de geleyim de yemekleri göstereyim. Burası boş olmuyor işte böyle ama. Aynen. Aynen tatlı. Bakalım ne varmış. Tamam.
siz? Biz bir şey yiyeceğiz. Ben öylesine girdim. Ben çorba alabilir miyim? Ay Gamze, ben tekrar... Bir şey düşünürler misin? Bir şey yok değil mi? Yok. Bebek ekmek. Daha bir şey bana istiyor ya. Çok matraklı değil mi? Evet. Abi bu ne böyle ya? Her şeyi benden istiyor. Sence yemekler nasıl? Atılımın yemekleri nasıl? Bence iyi ama gereksiz pahalı. Aynen çok pahalı bence de. Yani. Bir de biz buraya kaç bin lira para veriyoruz? Her anlamda. Servis, para, okul, para. Ringe, çok, ringe biniyorsun, şey. Kartın olmadığında 6 lira böyle dolmuşluk. 5 lira değil mi? 6. Çok hocam. Üzüldüm. Ama şöyle bir şey var. Arabaya ortaklar ya, müşteriler falan, onlar çok ucuza gidip geliyorlar. Onlar bahsetti geçen. Haftalık 50 lira veriyoruz diyorlar. Çok iyi yani. Bizim yarı fiyatımız oluyor. Bak, kantinimiz çok tatlı. Çok güzel. Değil mi? Kantinimiz çok tatlı bence. Burası içeri kısmı. Ben şeyini de çok seviyorum. Dışarıdaki açık alanları falan da çok seviyorum. Oraları bahçe. Da çeker. Birazdan çekeceğim. Çorbasını içsin çıkacağız. Şöyle bir saçmalık var bir de. Servis o kadar para veriyoruz ama cuma günleri bizim yarım gün ve çıkışımıza bir servis koyabilirler. Ama asla koymuyorlar. Bence çok saçma çünkü yani çok ciddi para veriyoruz. Bedava da değil ya da böyle az buz da bir para değil. Bu da saçmalıklardan biri. Bir sürü var. Canım okulumuz. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Ama ıssız. Güzel şimdi yani, itiraf edin. Bir hoşumuza gitti. Bir yükseldik. Yürüdük ama iyi. Görmüş olunduğu üzere serviste binildi. Bu servis değil gerçi, ring. Ringlere bindik. Ring. Isıhiye de ineceğiz. Adliyenin orada. Oradan da go go go. Antırken yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bye. Ama servis güzel. Laf etmeyelim. Yoruldum ki pat diye kendimi yatağa atmışım gerçekten ve hani bir şeyler yedim gelip ve direkt böyle kendimi attım. Netflix'te yeni bir diziye başladım, Bataklık diye. Onu izliyorum falan gerçekten. Tam bu moddayım. Tam böyle cuma tatil moduna geçiş yaptım bir anda pat diye. Burada bugünü sonlandıracağım. Umarım yani güzel bir şeyler aktarabilmişimdir. Çok güzel olduğunu söyleyemem. Yani sanırım biraz kesik kesik oldu yine. Çok özür dilerim ama yani derse giriyorum çıkıyorum. Aralarda bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Hem işte muhabbetten kopup sürekli ortamı çekmek istemiyorum. Hem derste zaten çekemem gibi gibi şeylerden dolayı. Biraz öyle oluyor olabilir. Ama önerilerinizi vesaire bekliyorum aşağı. Her şeyi yazabilirsiniz. Şunu da merak ettik. Şunu da göster. Şunu da söyle gibisinden. Atladığım vesaire şeyler elbet olmuştur diyorum. Lafı çok fazla uzatmayacağım ve kapatacağım. Çünkü çok uykum var. Gözlerim kapanıyor. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.